Merhaba, ben Çetin Çetintaş. Sohbetli bir Yin Yoga dersine daha hoş geldin. Bu derste biraz özgüven üzerine konuşacağız. Kendimizi tanımak üzerine konuşacağız. Hakaret ve iltifat üzerine biraz konuşacağız. Hazırsan yanına bir tane yastık al. İhtiyacın olabilir. Gel matına ve başlayalım. Yarım pigeon duruşuyla başlayacağız. Sağ bacağını öne al. Sağ kavak kemiğin sana paralel olsun. Sol bacağı da uzatabildiğin kadar geriye götür. Sol kalça kemiğini sağ topuğuna yaklaştırarak göğüs kafesini öne doğru çevir. Arkadaki dizin bükülü kalıyor ve arkadaki ayağımın iç kısmı yerde duruyor. Göğüs kafesimi karşıya çevirdim ve yavaşça öne doğru bükülmeye başladım. Sağ kalçada esneme bulana kadar öne bükülmeye devam ediyorum. Esnemeyi bulduğum noktada dirsekleri yere koyarak pozda kalmaya devam edebilirim. Eğer dirsekleri yere koyamıyorsam yastığınızı koyup dirseğinizi onun üzerine koyabilirsiniz. Biraz burada kalacağız. Nefesini sakinleştir. Pozun içine iyice yerleşmeye çalış. Tam esnediğin yerde ol pozda. Ne çok rahat ol ne de hiç esnemeyi hissetmediğin bir noktada kal. Derin nefes alıp ver. Omurgam uzun, göğüs kafesini yaklaştır. Mümkün olduğunca sağ kavak kemiğine. Ve rahat hissettiğin sürece sol kalça kemiğini yere doğru döndürmeye başlayabilirsin. O zaman sol topuğun da havaya doğru kalkmaya başlayacak. Eğer o seni rahatsız ediyorsa ayağının içi yerde kalsın ve öne uzamaya devam et. Derin nefes al. Rahatça ver. Zihnini rahatlat. Matın üzerine mümkün olduğunca yerleş. Nefesine sahip çık. Nefesini kontrollü bir şekilde alıp ver. Sen nefesine sahip çıkmadığında hareket nefesini yönetmeye başlıyor. Hareketin içinde kontrolsüzce nefes alıp vermeye başlıyorsun. Hareketin istediği şekilde nefes alıp vermeye başlıyorsun. İşte bu da hayatımızda, matın dışında da, yaşamımızda da aynen bu şekilde gerçekleşiyor. Biz kendimize sahip çıkmadığımızda, bulunduğumuz anda, kendimiz olarak var olmadığımızda, kontrolsüzce yani zihnimizin sahip olduğu bilgiler ışığında otomatik bir şekilde var olmaya başladığımızda, bu da işte farkındalığımızı yitirdiğimiz anlara tekabül ediyor. Yani farkındalığını yitirmek dediğimiz şey tam olarak bu oluyor. Bu anlarda başkasının bize karşı gösterdiği tavra, başkasının bize karşı gösterdiği davranışa, söylediği şeylere göre bir kişilik sergilemeye başlıyoruz. Bu noktada karşımızdakinin ne söylediği çok önemli oluyor. Çünkü bulunduğumuz anda kendimiz olarak farkında bir şekilde varlığımızı ortaya koyamıyoruz. Başkası bize hakaret ettiğinde bunu kişiselleştiriyoruz. Sanki o hakaret gerçek bir söylenmiş gibi, bize yakışıyormuş gibi alıp üzerimize giyiyoruz. Ve karşımızdakinin görmek istediği bir hale bürünmeye başlıyoruz. Oysa biri bize hakaret ettiğinde o ortaya atılmış bir kıyafettir. Onu alıp üzerimize giymediğimiz sürece o atanın kıyafetidir ve atana aittir. Ama alıp onu üzerimize giyip kendimizi savunmaya başladığımızda ya da kendimizi o kıyafete yakıştırmaya başladığımızda işte o noktada atan kişiden o kıyafeti alıp kendimize giymiş oluyoruz ve o kıyafeti sahiplenmiş oluyoruz. İnsanlar birbirlerini aşağılamaya çalışabilirler, hakaret edebilirler. Ama sen aşağılanmadığın sürece, sen o hakareti üzerine almadığın sürece kimse seni aşağılayamaz da hakaret de edemez. Bunu çok çabuk unutuyoruz ve söylenilen her şeyi kendimize ait hissederek hemen üzerimize giymeye başlıyoruz. İşte bunun en büyük sebebi farkındalığımızı yitirmek, bulunduğumuz anda kendimiz olarak var olamamak. Derin bir nefes al. Yavaş yavaş pozdan çıkmaya başlayalım. Yeterince uzun kaldık pozda. Ve bacak değiştireceğiz. Önce dizleri bir karna topla. Burada rahatça nefesini vererek sakinleş. Şimdi diğer tarafa gidelim. Sol bacağını öne al. Sağ bacağı geriye al. Aynı şekilde sol kavak kemiğin bana paralel. Öne doğru katlandım. Sağ bacağı geriye doğru uzattım. Sol kalçada esnemeyi hissetmeye çalışıyorum. Yine rahat hissetmiyorsam yastığı alıp yastığın üzerine yerleşebilirim. Rahat hissediyorsam
yastığıma ihtiyacım yok. Derin nefes alıp ver. Mümkün oldukça ağırlığını öne doğru taşı ki sol kalça esnerken sırtın da uzasın. En son üzerimize giymezsek dedik o kıyafeti. Ortaya atılan o laflar, hakaretler bize ait olmaz dedik. Bunun temeli de aslında biraz insanın kendini bilmemesine ve güvensizliğe dayanıyor. Özgüven eksikliğine dayanıyor. Karşımızdaki kişinin bizi bizden iyi tanıyacağına inanıyoruz ya da tanıdığına inanıyoruz. Bize bir şey söylediğinde o kadar ciddiye alıyoruz ki o söylediği şey gerçekten bize anlatıyormuş gibi hissediyoruz. Oysa o söylediği şey onun gözünden bize gelen bir söylem. Yani önce bizi algılıyor, kendine göre algılıyor, kendine göre yorumluyor, kendi beklentilerine göre yorumluyor daha önceki derste konuştuğumuz. Ardından bunu bize yansıtıyor. Yani aslında karşımızdaki kişi hiçbir zaman bizi kendimizden iyi bilemez. Çünkü bizi kendisi aracılığıyla biliyor. Kendinden biliyor. Nasıl olur da kendinden bilen biri beni benden daha iyi bilebilir ki? Ve ben nasıl bir aklımı yitirme halindeyim de onun bana söylediği şeyleri bu kadar ciddiye alarak kendimi onun bana uygun gördüğü, onun bana biçtiği kıyafete yakıştırıyorum ve onu üzerime giyerek sonra da ondan kurtulmaya çalışıyorum. O kıyafetten kurtulmaya çalışıyorum. İşte farkındalığımızı korumak bu yüzden çok önemli. Bulunduğumuz anda mevcut olmak bu yüzden çok önemli. Gerçekten bulunduğumuz anda mevcut olduğumuzda, kendimizi bildiğimizde, o anın içerisinde ne duyarsak duyalım, bize ne söylenirse söylensin, sadece mevcut olmaya devam ederiz. Biz mevcut oluruz, o kıyafet üzerimize yakışabilirse yakışır. O kıyafet bizi taşıyabilirse, beni taşıyabilirse taşır. Taşıyamazsa orada kalır. Üzerime uymazsa orada kalır. Ve işte kendimize güvenmediğimiz noktada, başkasının gözünden kendimizi sürekli görmeye çalıştığımız noktada onların bize bakan o gözlerin iltifatlarına da çok fazla takılıyoruz. Onların bizi güzel görmesini istiyoruz. Bize güzel şeyler söylemesini istiyoruz. Bizi beğendiğinde, başkası bizi beğendiğinde biz de kendimizi beğenmeye başlıyoruz. Bu ikisi aslında çok eş çalışan şey. Başkası beni onayladığında daha iyi hissediyorsam, yaptığım şeyin değerini ancak başkası beni onayladığında bilebiliyorsam, başkası bana güzel bir şey söylediğinde kendimi güzel hissedebiliyorsam, o zaman başkası bana kötü bir şey söylediğinde de kendimi kötü hissedeceğim. O zaman başkası bana hakaret ettiğinde onu hemen kendime yakıştıracağım. Yani onaylanmayı ne kadar çok bekliyorsam aslında kötü şeyleri duyduğumda da o kadar yoğun etkilenirim. Çünkü onaylanmak da bir kıyafet alıp giymektir. Ben bir şey yapıyorsam yapıyorum. Bunu başkası onaylasın diye yapmıyorum ki. Yapmak istediğim için yapıyorum. Bunu yapabildiğim için yapıyorum. Başkası bunu onaylasa da ben bunu yapacağım. Başkası bunu onaylamasa da ben bunu yapacağım. Çünkü yapabildiğim şey bu. Elimden gelen bu. Bunu unuttuğum noktada, elimden gelenin bu olduğunu unuttuğum noktada hep işte insanın bu kendinle yetinememesi, kendini kabul etmemesi, kendiyle sürekli çatışmasından dolayı o zaman başkasının elinden çıktığı gibi benim elimden çıkan şeylerin çıkmasını bekliyorum. Ve o bunu yaptı ama ben sadece bunu yaptım diyerek aslında kendi güvenimi kendim yıkıyorum. Benim ellerimden bu çıkıyor. Tabii ki onun elinden de o çıkacak. Hepimizin eli birbirinden farklı. Nasıl bir ressamın elinden çıkan resimle benim elimden çıkan resim bir olmayacaksa, her işte de bu böyle. Hepimizin nitelikleri birbirinden farklı, hepimizin yetenekleri birbirinden farklı. Hepimizin ortaya çıkarttığı ve çıkarabileceği şeyler birbirinden farklı ki hayatın güzelliği zaten bu. Yavaşça pozdan çıkmaya başlayacağız. Acele etmeden. Ve ayaklarını yeniden öne doğru al. Dizlerini bük, sarıl bacaklara. Hararetli bir konuşma oldu. Böyle ani çıkmış gibi olduk pozdan ama acele etmeden çık. Burada biraz kalacağız zaten, birkaç nefes. Bu söylediklerimi düşünerek biraz yumurta pozunda kal. İçinde bu cümleler yankılanmaya devam etsin yerini bulmak için.
Ateş pozuna gideceğim. Bütün bu konuşmalardan sonra biraz cayır cayır yanmamız lazım. Agnes'tan bahsene ya. Altına küçük bir yükselti koyabilirsin, matını katlayabilirsin ihtiyacın varsa. Kalça serisinden hatırlayacağız. Sağ ayağımı sol bacağımın üzerine yerleştirdim. Ve yavaş yavaş sağ dizimi sol ayağımın üzerine indirmeye başlıyorum. Burada kalabilirsin. Yeter ki kalçada esnemeyi bul. Daha da indirebilirsin. Sana kalmış. Kalçada esnemeyi hissettiğin noktada kal. Burada ayak bileğinde acı olmasın. Tabii burası biraz esneyecek ama çok fazla acı olursa biraz daha dizini yukarı alarak bekleyebilirsin. Rahat hissediyorsan daha çok indir ve biraz da öne doğru katlanarak pozda kal. Yine burada ihtiyacın varsa yastığı altına al. İhtiyacın yoksa dirseklerini olduğun gibi mata bırak. Derin nefes alıp ver. Ben bildiğimiz o şeyler biraz bu pozun içerisinde yansın. Ben dediğimiz, benden öte olan, benden beri olan o şeyler bu pozun içerisinde yansın. Birçok şeye ben diyoruz. Birçok şeyi kendimiz zannediyoruz. Ama günün sonunda bir bakıyoruz ki onların hiçbiri ben değilim. Onlar üzerime giydiğim sadece kıyafetler ve bazen onları çıkartmak istiyorum ama o kadar bana aitmiş gibi hissediliyor ki, hissettiriyor ki çıkartmakta zorlanıyorum. İşte o zamanlarda vücudu biraz yakmak lazım. Ve ateş pozları, vücudumuzu bu yakan pozlar, özellikle kalçada biriken işte o bütün deneyimler, bırakamadığımız şeyler, bu çalışmalarla eriyip gidiyor ve böylelikle aslında ben olmayan, sadece üzerime giydiğim o kıyafetleri çıkartmaya başlıyorum. Son birkaç nefes. Ve yavaşça pozdan çıkalım. Hiç acele etme yine. Ayakları bas yere, sarıl bacaklara. Şöyle biraz sallayabilirsin ihtiyacın varsa. Derin nefes alıp ver. Burada biraz rahatla. Diğer tarafa geçmeden. Nefesin hep farkında kal. Bu çalışmalarda, bu Yin serisinde en önemli olan şey bu. Nefesin hep farkında kal. Nefesini hep sen alıp veriyor ol, nefesine eşlik ediyor ol. Nefesin senden bağımsız hareket etmesin, seninle birlikte hareket etsin. Ve diğer tarafa doğru gidelim. Sağ kaval kemiğini yere koy. Sol bacağın üzerine yerleştir, sol ayağı. Sağ bacağın üzerine yerleştir. Ardından yavaşça dizini, sol dizini indirmeye başla. Yine hatırla. Nerede ihtiyacın varsa, nerede esnemeyi hissediyorsan orada kal. Dirseklerini yere doğru indirmeye başla. Zorlandığın yerde kalabilirsin her zaman pozda. Yeter ki esniyor olsun vücut. Bunu hep hatırla. Benim indiğim yere kadar inmek zorunda değilsin. Burada da kalabilirsin. Dikte durmaya devam edebilirsin. Şu an nasıl senin için daha uygunsa, esneme nerede gerçekleşiyorsa. Derin nefes alıp ver. Kıyafetleri çıkartmaktan bahsettik. Kıyafetleri çıkartmak çok önemli ama o kıyafetleri giymememiz de bir o kadar önemli. Bu yüzden kendimize güvenimizi artırmamız lazım. Hatırlamamız lazım. Karşımızdakinin gördüğü kişi olmaya çalışmıyoruz. Dünkü kişi olmaya çalışmıyoruz. Bildiklerimiz olmaya çalışmıyoruz. Sadece oluyoruz. Yapabileceğimiz tek bir şey var. Mevcut olmak. Şu anda var olmak. Ve bu anda var olurken nasıl ki günler birbirinden farklı sıcaklıklara sahip ve bu yüzden her gün kıyafet değiştiriyoruz. Bazen kısa kollu bir şey giyiyoruz, bazen uzun kollu bir şey giyiyoruz. Her günümüzde bir önceki günden ve bir sonraki günden tabii ki de farklı. Ve o gün nasıl biri olacağımız sadece bize kalmış. Ne dünküne kalmış, ne yarınkine kalmış. Bunu hep hatırlamak lazım. Son bir nefes. Ve yavaş yavaş pozdan çıkalım.
Sırt üstü yatalım. Sup da bada kona sana yapacağız. Sırt üstü yattım. Ayak tabanlarımı birleştirdim. Kalçayı biraz yaklaştırdım. Burada dizleri sallayalım. Havuç içlerim yukarıya bakacak şekilde uzandım. İç bacaklarda uzamayı hisset. Yavaş yavaş dizleri salla. Boynun rahat. Nefesim uzun. Kendime güvenim ancak kendimle çalıştıkça ortaya çıkacak. Asanaların en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi, o pozları uygulamaya çalışırken bedenimize güvenmeye başlıyoruz. Pozları uyguladıkça, daha önce yapamadığımız asanaları yapmaya başladıkça, bedenimiz esnemeye başladıkça kendimize güvenmeye başlıyoruz. Çünkü kendimizi tanımaya başlıyoruz, bedenimizi tanımaya başlıyoruz. Bedenimizi tanımaya başladıktan sonra kendimizi tanımaya başladığımızı fark ediyoruz. Ve sonra duygularımızı görmeye başlıyoruz. Neye nasıl tepkiler verdiğimizi fark etmeye başlıyoruz. Nelere kızdığımızı, nelere sevindiğimizi ve aslında sandığımız kadar komplike olmadığımızı anlamaya başlıyoruz. Sonra nefesi kontrol etmeyi öğreniyoruz nefes çalışmalarıyla ve nefesimizi tanıyoruz. Ardından meditasyon çalışmalarıyla zihni tanımaya başlıyoruz. Ve kendimizi tanıdıkça kendimize güveniyoruz çünkü nasıl var olduğumuzu fark etmeye başlıyoruz. Varlığımızı anlamaya başlıyoruz. İşte ancak bu noktada, bu tanıma noktasında, kendimizi anlamaya başlama noktasında başkalarının gözünde nasıl var olduğumuz umurumuzda olmamaya başlıyor. Başkalarının bizim için ne söylediği umurumuzda olmamaya başlıyor, ne düşündüğü umurumuzda olmuyor çünkü biliyoruz ki o noktada hepimiz kendi içimizdekini yaşıyoruz. Hepimiz içimizde ne varsa onu düşünüyoruz. İçimizde ne mevcutsa, hangi nitelikler varsa öyle konuşuyoruz. Öyle davranıyoruz. Yani aslında karşımdakinin benim için düşündükleri kendi içinde sahip olduklarıyla alakalı. Güzel de düşünüyorsa kendi güzelliğinden, kötü de düşünüyorsa kendi kötülüğünden içinde ne varsa onu düşünüyor. Ve içindekini benim yaşama hakkım kadar onun da yaşama hakkı var. O yüzden benim için istediği her şeyi düşünebilir. Yeter ki ben o düşünceleri alıp üzerime giymeyeyim. Bunu şöyle düşün. En son kitabımda yazdığım bir şey var. Bir çiçeği bir kumaşa sürtersen, o kumaş o çiçek gibi kokar. Ve o kumaşta geçici olarak o çiçeğin kokusunu alırsın. Ama gün gelir, o koku oradan uçup gider. Çünkü o koku o kumaşa ait değildir. Tıpkı bunun gibi biz de kendimize ait olmayan düşünceleri bizimle ilgili kendi üzerime giymek istemeyeceğim aslında düşünceleri alıp üzerimize giydiğimizde bile bunu ancak geçici olarak yapabiliriz. Çünkü o nitelikler içimizde yoksa sonsuza kadar üzerimizde kalmaz. Bunu hatırlamak lazım. Bir çiçeği bir kumaşa sürtersen sadece geçici bir süre orada kokar. Ama kumaşın kendi özellikleri her zaman kendi içinde mevcut olarak kalır. Yavaş yavaş bacaklarını ileriye uzat. Ve bir süre şavasana'da dinlen.
Derin bir nefes al. Nefesi yavaşça verirken yavaşça sol tarafına doğru dön ve yan yatmaya devam et. Hazır olduğunda yavaşça doğrul ve bağdaşa gel. Ellerini göğüs kafesine al, sırtın dik, omurga uzun. Dudaklar kapalı, tek bir om yapalım. Al nefes. Ve pratiği tamamlayabiliriz. Namaste. Unutma, başkası sadece ortaya kıyafetler bırakabilir. Onu alıp üzerine giymediğin sürece ortaya bırakılmış hiçbir söz, hiçbir davranış, hiçbir düşünce sana yakışmaz. Sen ne zaman onu alıp üzerine giyersen, kendine yakıştırırsan ancak o zaman sana yakışır. Kendine iyi bak.